Herkese merhaba. Bugün 2 Eylül 2020. Gündemden çok bugün Amerika'da nasıl okuyabiliriz, nasıl okunur sorusuna cevap vermek istiyorum. Amerika'da eğitim sistemi, üniversiteler paralı biliyorsunuz. Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da üniversite tamamen ücretsiz, sadece yaşam masrafları var. Ama Amerika'da Amerikan vatandaşı olsun olmasın herkes için paralı. Dışarıdan gelenler için, yabancı öğrenciler için daha pahalı. Yabancı öğrenci ücreti geçerli oluyor. Amerika'da genel olarak okumak için F1 denilen öğrenci vizesine ihtiyaç var. Yani buraya liseden sonra üniversitede, master'da, doktora da geliyorsanız bu vizeyi okuldan önce kabul alıp okuldan kabul aldığınız belgelerle konsolosluğa ya da işte elçiliğe gidip o vizenizi alıp öyle gelmeniz gerekiyor. Ve Amerika'da kalış süreniz bu okuldan aldığınız kabule I-20 denilen bir belge var. O belgeye bağlı. Yani o belgeniz geçerli olduğu sürece Amerika'da legal durumda olabiliyorsunuz. Üniversite ya da master programı herhangi bir derece aldıktan sonra bir yıl boyunca devlet size sistem bir yıl çalışma, iş arama ve çalışma izni veriyor. OPT denilen. En azından benim zamanımda öyleydi. Şimdi biraz daha bazı şeylerin zorlaştığını duyuyorum şartlarının. Ama o süreç aslında Amerika'da kalıp yaşamak isteyenler için iyi bir fırsat. Özellikle sayısal alanlarda, bilgisayar, teknik alanlar, işte mühendislikler için çok fırsat, iyi bir fırsat. Çünkü iş bulma, tabii ki şimdi korona döneminde Amerikalılar için bile iş bulmak zorlaştı. Ondan bağımsız olarak konuşuyorum. Peki üniversiteye ya da master'a nasıl gelinir, doktoraya nasıl gelinir? En sondan başlayayım. Doktorayı üniversiteyi bitirir bitirmez master yapmanıza gerek yok Türkiye'de. Doktora programlarını üniversite diplomanızla herhangi bir üniversiteden GRE, TOEFL derecelerin sınavlarını alarak not ortalamanız ve referanslarınızla başvurabiliyorsunuz. Ve doktora da burs alma şansı daha önce bir videoda dediğim gibi daha yüksek. Özellikle sayısal alanlarda ve hangi üniversiteden mezun olduğunuza bakmaksızın. Çünkü buradan bakınca Türkiye'deki eğer Türkiye'yi bilmiyorlarsa Türkiye'deki her üniversite birbirinin aynı aslında. Yani ha işte Van 100. yüzyıl öyle miydi? Öyle bir üniversite vardı galiba. Tam bilemiyorum. Evet 100. yıl. 100. yüzyıl değil. 100. yıl. Ve Boğaziçi Üniversitesi arasında gerçekten bilmeyebilirler. Ama mühendisliklerde bazı okullarda Bilkent'te Boğaziçi'yi, ODTÜ'yü biliyorlar insanlar. Neyse yani bu doktora programlarına kabul aldıktan sonra gelip doktoraya devam edip etmemek, o sırada iş bulup eğer çalışma vizesine geçebilirseniz o da mümkün. Ama tabii bunlar daha düşük ihtimaller yani. Üniversiteye peki nasıl gireceğiz diye düşünürseniz, soracak olursanız. Burada üniversiteye merkezi bir sınavla girilmiyor. Herkes lisenin son sınıfında, lisenin ilk dönemi bitene kadar, genellikle işte yılbaşına kadar başvurularını tamamlıyor. SAT denilen bir sınava giriyor. İşte o sınav skoru, aynı zamanda okuldaki derecesi, referansları, yaptığı aktiviteler öğrencilerin etkili oluyor üniversiteye kabullerinde. Üniversiteye kabuller, evet binlerce üniversite var ama çok iyi okullara girmek isterseniz gerçekten çok zor. Ve bu okullara Amerikalıların bile burs alması kendi açılarından zor. O yüzden genellikle devletten işte student loan denilen öğrenci kredisi alıyorlar ve yıllar boyu mezun olduktan sonra bunu ödemeye devam ediyorlar. Aslında Avrupa'dan ve Türkiye'den bakınca gerçekten inanılmaz bir şey. Yani hayata borçlu başlıyorsunuz. Ama çok başarılıysanız işte okulların bursları olabiliyor. O örnekler de var. Yabancı öğrenciler için bazen yabancı olmak avantaj olabiliyor. Çünkü özellikle bir hikayesi olan, ne bileyim işte Türkiye'de başarılıdır, başarılı bir öğrencidir, atılmıştır, üniversitesi kapanmıştır. İşte Türkiye'de bu 2016 sonrası ailesinin başına gelenlerden dolayı mağdur olmuştur. Öğrenciler aslında bunları belgeleyebildikleri zaman okullardan eğer iyi de öğrencilerse burs alma şansları var. O yüzden insanların çekinmeden denemelerini ve hikayelerini anlatmalarını, paylaşmalarını tavsiye ediyorum. Ama genel olarak üniversite düzeyinde yani lisans düzeyinde burs almak master ve doktoraya göre almaktan çok daha zor. Dediğim gibi istisnalar var. Eğer Türkiye'de dereceye girdiyseniz eskiden öyleydi. Mesela ilk yüze girenleri işte YÖK vesaire yolluyordu burada üniversite eğitimine. Şimdi kaldı mı onlar bilmiyorum. Kaldıysa bile herhalde yandaş torpili olmadan kullanılamıyordur o burslar bile diye düşünüyorum. Dolayısıyla
burs söz konusu olduğunda doğrudan okullara başvurmakta fayda var. Peki Amerika'da ilkokul, ortaokul, lise için neler yapılabilir, nasıl gidilebilir? Bir kere buraya turist vizesiyle bile gelmiş olsanız, eğer küçük yaşta çocuğunuz varsa, öğrenciyseniz, eğitim hakkı herkese mecburi bir, yani evrensel bir hak olduğu için turistler bile çocuklarını okula yazdırabilirler, oturdukları bölgenin okuluna gidebilirler. Ama tabii ki uzun vadede bir oturma iznine ihtiyaç oluyor. Onun dışında eğer en yaygın yol F1 denilen öğrenci vizesini alıp gelmek. Ama tabii küçük yaşta çocuklar için tek başlarına gelmeleri söz konusu olmadığı için aileleriyle gelir gelmez burada herhangi bir devlet okuluna, oturdukları semtlerin bulunduğu okullara yazılabilirler. Özel okullar istisna. Özel okullardan tabii yani yüksek miktarlar bunlar Türkiye'ye göre özellikle kurdan dolayı. Özel okullara kaydolup rahatlıkla bir F1 vizesiyle Amerika'ya öğrenci olarak gelebilirsiniz. Dediğim gibi ilkokul, ortaokul, lise ücretsiz ve semtlere göre yani aslında semtlerin zenginlik seviyesine göre okulların başarıları, puanları da değişiyor. O yüzden de emlak fiyatları aslında buna göre ayarlanıyor. Yani daha güvenlikli, daha zengin semtlerde okullar, vergiler daha yüksek olduğu için daha iyi genel olarak okul puanları işte emlak ev bakarken taşınırken insanlar çocukları varsa okul çağında ona göre bakıyorlar. Avrupa'nın aksine burada anaokulu daha doğrusu kreş paralı yani 5 yaşına kadar bildiğim kadarıyla parası olan herhangi bir yani New York'ta mesela özellikle maddi durumu elverişli olmayan ailelere herkesin çalışabilsin diye anne babalar bedava kreş hakkı var ama çoğu yerde kreş için ciddi paralar ödemeniz gerekiyor. O yüzden de mesela işte pek çok anne kreşe vereceğim para özellikle yani yüksek gelirli işlerde çalışmıyorsa anneler çalışacağıma evde çocuğuma bakarım daha iyi diye düşünüyorlar. Aslında bu da Avrupa ile Amerika arasındaki farklardan biri. Bu konuda Avrupa daha avantajlı çünkü yani her yaşta kreş, okul bedava. Ama işte orada da yabancı olarak algılanma ve devam etme şeyi var. Burada en azından daha önceki videolarda da dediğim gibi okula gider gitmez buradaki sistemin parçası kabul ediyorsunuz. Kimse isminizde cisminizde farklı oluşuna bakmıyor. Hatta tam tersi isminiz zorsa telaffuzunu tam öğrenmek için çabalıyorlar. Sizi dahil etmeye çalışıyorlar buradaki kültüre. Anaokulu yani anaokulları ise 5 yaşından itibaren başlıyor. 5 yaşından itibaren parası olarak çocuklarınızı herhangi bir okula yollayabiliyorsunuz. Dediğim gibi benim tavsiyem aslında tabii ki imkanı olanlara liseden sonra yani lisenin son 2 yılını burada geçirip işte burada sınavlara hazırlanıp girmek, o şekilde belki burs başvuruları yapmak ama bunlar gerçekten tabii ki çok başarılı öğrenciler için şanslar yüksek. Yani herkes gelip burs alamıyor elbette. Ama dediğim gibi eğer üniversiteyi de bitirdiyseniz Türkiye'de buradaki üniversitelerin web sitelerine girip okumak istediğiniz bölümlerde kendi bölümünüzdeki hocalarla işte bölüm başkanlarıyla graduate chair denilen kişilerle temasa geçip özellikle de Türkiye'de mağduriyetleriniz varsa bunları anlatan e-mail yazmakta hiç çekinmeyin. Amerika'da e-mail çok yaygın ve hocalar genellikle çoğu zaman dönüyorlar. Özellikle uluslararası öğrencilerin bu insan haklarına duyarlı insanlar genel olarak özellikle akademi dünyasında. O yüzden durumunuzu anlatmaktan, yazmaktan, araştırmaktan çekinmeyin. Ve illa çok büyük şehirlere gitmek zorunda değilsiniz. Zaten büyük şehirler pahalı. New York işte yani Amerika'nın kıyılara yakın bölgeleri, Kaliforniya ve New York tarafları daha pahalı. Ama ne bileyim Texas'ta ya da Arkansas'da yani çok bir uzakta bir kasabaya, şehre bile gitseniz orada da rahatlıkla iyi bir eğitim alıp İngilizcenizi öğrenip bir hukuk devletinde yeni bir kariyere başlayabilirsiniz. Özellikle üniversite sonrası için söylüyorum. Bir de hani normal üniversiteler çok pahalı olabiliyor. Burada 2 yıllık üniversiteler var, Community College diye, daha uygun fiyatlı. Çoğu insan da önce oradan başlıyor. 2 sene orada ortak dersleri alıp sonra daha iyi bir okula geçmeye çalışıyor. Böylelikle masrafları azaltabiliyor insanlar. Yani baştan böyle çok adı bilinen 4 yıllık bir okula gitmektense bu Community College'larda hem Amerika'ya sisteme alışmak açısından
dili öğrenmek açısından ve tasarruf etmek açısından düşünülebilir. Burada ömür boyu eğitim mümkün. Yani yaşı yok eğitimin. O açıdan çok güzel. 50-60 yaşında bile doktora, master'a başlayan insanlar var. Benim sınıfımda da Temple'da okurken vardı mesela öyle bir. O zamanlar bana yaşlı geliyordu ama herhalde en fazla 50 yaşında bir adamdır. Dolayısıyla eğitimin yaş olmaması, ayrımcılığın az olması, her milliyetten, dinden insana sistemin açık olması Amerika'yı cazip kılan faktörler eğitimde. Ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda da tabii ki hala Avrupa'ya göre çok daha ileride. Mevcut yönetimin göçmen karşıtı ve vizeleri, eğitim vizelerini ya da başka çalışma vizelerini zorlaştıran koşullarına rağmen Amerika hala parlak beyinler için, çalışmayı ve kendisini ilerletmeyi hedefleyenler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Dolayısıyla çok ürkütücü, korkutucu gelmesin. Elbette ilk başta zor. Ben dediğim gibi daha önceki bir videoda da söylemiştim. İlk buraya doktoraya Bilkent sonrası geldiğimde İngilizcem çok iyi olmasına rağmen çok zorlanmış ve geri dönmek istemiştim. Çünkü burası bambaşka bir kıta gerçekten. Bambaşka bir dünya. Her şeyiyle alışmak bile 1-2 yılı, en az 1 yılı hatta 2 yılı alabiliyor. Ama imkansız değil. Özellikle yüksek idealleriniz, hedefleriniz varsa denemekten çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.